Injustice'ın önceki bölümlerinde Sinestro Corps'a "Hoş geldin Superman. Biz ne yaptık?" diye sordu. "Dünyayı kurtardık." diye cevap verdi. "Merhaba Z" diyerek Konstantin ortaya çıktı. "Lanet faşist Rose'un çocukluğunu çaldı." diyerek onları oradan çıkardı. Man of Steel'in kıçına tekmeyi basma zamanı. Diana'nın durumunu sordu. Halen gözlerini açmadı ve durumunun nasıl olacağını bilmiyorlar. Spectre ortaya çıktı. "Shazam Superman'in davasını destekliyor musun?" diye sordu. "Evet" cevabını verdi. Konstantin Trigon'un karşısına çıktı. "Kızımı bulmadan bir daha beni rahatsız etme" dedi. Birisi ona saldırdı. "Alınmadan önce ne gördüğünü söyle" diye bağırdı. "Yeşil büyüyecek, cehennem ateşi düşecek. İmparator içi uyanıyor, imparator uyuyor. Sen Jim Corrigan değil misin? O değilsen kimsin?" diye sordu. Dick Grayson yeni formuyla gözüktü. Etrigan bedeni terk etti. Batman ortaya çıktı, yüzüne bir toz attı. "Ve bir daha asla bu kabustan uyanma" diyerek oradan ayrıldı. Injustice Yıl 3 Bölüm 2 John Constantine. Batman gözüktü, Superman'e seslendi. O ise Doomsday'ı uzaya çıkarıyor. Bir an kendine geldi, onun Lois olduğunu fark etti. "Joker onun hamile olduğunu biliyor muydun?" deyince yumruk attı. Superman Lois'i dünyaya indirdi. "Lütfen beni terk etme" dediği an Clark deyince gözyaşını tutamadı. "Ben iyiyim" dedi ve sarıldılar. "Az kalsın onu benden alıyordun" diyerek kızgınca Joker'e baktı. Üstüne yürüdü, Batman engel oldu. "Kenara çekil Bruce" dediği an Joker "Bruce mu?" diye şaşırdı. "Bu her şeyi bozdu. Şimdi yarasa kostümü giymiş bir Bruce'sun" dedi. Batman Justice League'e seslendi. Metropolis'te nükleer bomba olduğunu, onu bulmalarını söyledi. Superman Joker'i sorgulayacağım dediğinde izin vermedi. "Onunla ben başa çıkarım, Lois'le ilgilen" dedi. "Öncesinde başa çıktığın gibi mi" dediğinde "Söz veriyorum, bir daha sana asla zarar veremeyecek." Batmobile'de Joker ve Batman ilerlediler. "Bana bombanın yerini sormayacak mısın?" diyerek onu darladı. Justice League'in bulacağını söyledi. Suratı düştü. "Senin bana, benim de sana ihtiyacım var Batsy. Bunu söylemesen de biliyorum. Attığım her kesikte, her çığlıkta devam etmemi sağlayan, sahneye çıkmamı sağlayan kişi sensin. Sen benim gülümseme sebebimsin. Superman ve Lois'in bebekleri doğana kadar bekleyeceğim. Çocuklar çok çığlık atar" dediği an Batman Joker'in boynunu kırarak onu öldürdü. GCPD'nin önüne geldi ve "bir suç ihbar etmem gerekiyor" dedi. Lois ve Clark'ın bir kız çocuğu oldu. Adını Lara Lane Kent koydular. Birlikte mutlu bir hayatları var. Metropolis hapishanesi. Clark Bruce'u ziyarete geldi. "Sana haberim var" dediği an "kızın oldu değil mi?" diye cevap verdi. Clark neden kuralını çiğnediğini sordu. "Şehrini, sevdiğin her şeyi elinden alacaktı. Ve bunu tekrar tekrar deneyecekti" deyince "Bruce, bunu sen benim için mi yaptın?" diye sordu. "Evet" dedi, içeriye girdi ve ona sarıldı. "Tek bir sözünle seni buradan çıkarabilirim" dedi. Ancak Bruce kabul etmedi. Clark eşine ve çocuğuna geri döndü. Mutlu bir aileyle Lara'yı büyüttüler. Ona uçmayı öğretti, Oliver Lara'yı eğitti. Lara büyüdü, babasıyla birlikte savaştı. Dünyaya baktılar, Lara her şeyi gördüğünü, insanların kendilerini parçaladığını söyledi. Müdahale etmek insanları uyar istedi. Clark insanlardan biri olmadığını, herkesin onu dinlemeyeceğini söyledi. "Ben onlardan biriyim, onlara gördüklerimi anlatabilirim" diye cevap verdi. "İki dünyanın çocuğuyum ama yine de konuşmak istiyorum" diyerek dünya liderlerine seslendi. "Babamın gezegeni yok oldu. Aynı şeyin bizlerin başına gelmesine izin vermeyeceğim. Dünyaya baktığımızda zalimlik, açgözlülük, bencillik bizi yönetiyor. Daha büyük mücadeleler var. Bu yüzden birlik olmayız" diye seslenerek herkesi etkiledi. Lois ve Clark dünyaya onu getirdikleri için mutlu. Clark seslerin onu çağırdığını söyledi. "Keşke daha fazla zamanımız olsaydı" dedi. Her zamanki gibi burada bir hatırlatma, videoyu hype'lamayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun sonunda söyleyeceklerimi de mutlaka dinleyin, yoksa hikayeden kopabilirsiniz. Ayrıca geçtiğimiz bölüm Ufuk abi, yani Şeyin Şah, Instagram storiesinde paylaşıp desteğini iletti. Abi çok teşekkür ederim. Bu desteğin senden gelmesi benim için inanılmaz anlamlı oldu. Beni bir anda 2009-2010'lu yıllara geri götürdün. Her dönemin kendine göre güzel bir yanı vardır ama o dönemler benim için bir ayrıydı. Hazır fırsatını bulmuşken, o dönemler bizlerin asi
ruhlarına dokunduğunuz için çok teşekkür ederim. Son olarak abi, mümkünse bu seride kısa da olsa bir noktada yer almanı isterim. Şimdi yorumlara şey yazanlar olur. Şehinşah Fit Batman gelir mi? Ya da Superman Disk gelir mi? Espriler bir kenara, hikayeye devam ediyorum. Videonun sonunda görüşürüz. İyi seyirler. Gerçekliğe geri döndük. Lex ona ne olduğunu sordu. Spectre Superman'i uyandıramadığını, bunun onun bile aşan bir şey olduğunu söyledi. Canı yanıyor mu diye sordu. Hayır, sadece görmek istediği rüyaları görüyor dedi. Superman ve Wonder Woman gözüktü. Keşke güneşe gözünü yakmadan benim baktığım gibi bakabilseydin dedi. Bu neredeyse gördüğümüz en güzel şey deyince, neredeyse mi diye sordu. Evet dedi, birbirlerinin gözlerine baktılar. Neden halen buradasın Diana diye sordu. Batman'in pes etmiş söyledi. Sen tanıdığım en yüce adamsın. Sana inanıyorum. Lois'in yerini alamam ama ihtiyaç duyduğun kişi olacağım dedi. Tam öpüştükleri esnada Diana diye bir ses duyuldu. Ares ve Hipolata başındayken anne diyerek Diana gözlerini açtı. Vücudu aylar önce iyileşmiş olmasına rağmen uyanamayınca yardım için Hera'yı çağırdığını söyledi. Neden Hera diye sinirlendi. Bunu yaparken ne bedel ödedin diye sordu. Hipolata duraksadı. Uyandığını görmek güzel kızım dedi, oradan ayrıldı. Annemi bir şey olursa bedelini ödeyeceksin diyerek Ares'e saldırdı. O günü sabırsızlıkla bekliyorum cevabını verdi. Superman nerede diye sordu. O uykudayken çok şey değişti. Kader Kulesi, Konstantin Superman'i uyutup kazandıklarını söyledi ancak Batman bir kazanan olduğunu düşünmüyor. Superman'in işinin bitmediğini söyleyerek oradan ayrıldı. Eskiden arkadaş oldukları kişilerin yanına gitti. Yanlış tarafı seçmiş olmasına rağmen oğluna her şeyi düzeltebiliriz diyerek onunla olmasını teklif etti. Damian reddetti. Hall of Justice, Diana oraya geldi, Clark nerede ve sen neden sarı görünüyorsun Hal diye sordu. Clark'ın yanına gitti, Batman'in onu uyuttuğunu söylediler. Biliyorum, bunu büyüyle yaptı ve düzeltmek için bir yolum var dedi. Ona baktı, parmağındaki yüzüğü gördü. Superman'e ne yaptın diyerek Sinestro'nun boğazına yapıştı. Diana dur dedi ama gözü döndü. Onu öldürüyorsun deyince Sinestro'nun Clark üzerindeki etkisi burada bitiyor diye cevap verdi. Hal müdahale etmeye çalıştı. Ares bu senin savaşın değil diyerek onu fırlattı. Diana karışmamasını söyledi. Sinestro bu fırsatla elinden kurtuldu. Öfkeyle ona saldırdı. Shazam neler oluyor Diana diyerek oraya geldi. Sinestro'ya tekrar saldırdı. Onu hiç bu kadar sinirli görmediklerini söylediler. Sinestro karşılık verdi. Diana onu öldüresiye yumrukladı. Tam o an birisi yanaştı. Onu tuttu. Diana fark etmedi bile. Bu kadar yeter diyerek Superman yumruğunu tuttu. Sinestro benimle Diana deyince öyle mi, gördüğüm kadarıyla sen onun yüzüğünü takıyorsun diye cevap verdi. Clark çok şeyin değiştiğini söyledi. Ne olursa olsun korkudan beslenen bir yüzük takmaman gerekiyor, onu bana ver dedi. Superman yüzüğe baktı, Sinestro uyandığını gördü. Hal Superman'i Ares'in tanrıların büyüsüyle uyandırdığını söyledi. Yüzüğü çıkardı, ona verdi ve benimle uç Diana dedi. Yüzüğü aldı, Sinestro izledi. Clark Diana'nın dönmesine sevindiğini söyleyince pek muhabbet havasında olmadığını, sadede gelmesini söyledi. Clark bir rüya gördüm dedi. Diana şaşırdı. Lois'le birlikte mutlu olduğu rüyayı anlattı. Kaçırdığım her şeyi bilmek şimdi daha fazla canımı acıtıyor diyerek sinirlendi. Hepimiz rüyalar görürüz Clark ama şu an bizim gerçekliğimizdeyiz. Buna alış dediği an Superman diye bir ses duyuldu. Spectre, Flash, Robin ve Cyborg'un yerini bulduğunu, Kader Kulesi'nde olduklarını, oraya giremeyeceğini ama onları götürebileceğini söyledi. Batman orada mı diye sordu. Evet, şimdi sizi oraya götürme zamanı. Kader Kulesi, Konstantin ve Batman yeterince kişi olmadıkları ve işleri kurnazlık ile çözmeleri gerektiğini konuşuyorlar. Tam o an Dr. Fate Superman geliyor diyerek ortaya çıktı. Ne kadar vakitleri olduğunu sordu. Buradalar diye cevap verdiği an bir patlama yaşandı. Hepsi bir tarafa uçtu. Sisler içerisinden Spectre, Superman ve ekibi ortaya çıktı. Gotham, Dick yeni formuyla şehrine geri döndü. Arkama doğru ilerledi, rejim askerleri her yerde. İlerlediği esnada gülme sesleri duydu. Gardiyanın içine girdi, aradığı hücrenin kapısını açtı. Karşısındaki kişiye konuşma vakti dedi, o da gülümsedi. Kader Kulesi'ne geri döndük. Superman ve Batman'in ekibi karşı karşıya. Batman bunu durdurmasını, yaptıklarının fazla olduğunu söyledi. Fazla mı Bruce? Beni öldürmeye çalıştın, arkadaşlarımızı kaçırdın. Sen iblislerle birlik oldun. Senin
senin yüzünden dedi, ona yumruk attı. Böyle oynamak istiyorsam peki Clark deyince duraksadı. Şimdi oynayalım dedi, hapı çıkardı. Diriliş ekibi de hapları yuttu. Konstantin Rose'u sordu, Zatanna'nın güvenli bir yere götürdüğünü söyledi. Batman hap almasını önerdi. Benim tarzım değil cevabını verdi. Benim de değil ama bu dövüş burada olacaksa diyerek Dr. Fate numarasını yaptı. Kader Kulesi karmaşık bir hale geldi. Superman arkadaşlarını almak için burada olduklarını söyledi. Bir güç hapıyla beni yenebileceğini mi sanıyorsun diyerek Batman'e saldırdı. Evet, çünkü ben teknik biliyorum diyerek karşılık verdi. Demek bana bir ev kedisi düştü diyerek Sinestro Catwoman'ı indirdi. Sıkıcı olduğunu söyledi. Diana sana zarar vermekten zevk almıyorum Catherine deyince hepiniz katilsiniz diyerek ona saldırdı. Peki sen bilirsin dedi, onu etkisiz hale getirdi. Çok sevimli bir adım var. Shazam'a da bir kısaltma değil mi diyerek Harley elindekini fırlattı. Shazam onu tuttu ve elinde patladı. Bir hap aldın diye sonucun farklı olacağını mı sanıyorsun diyerek Batman'i Dr. Fate'e fırlattı. Konstantin hapların çok işe yaramadığını, buradan çıkmaları gerektiğini söyledi. Ben Superman'i oyalayacağım diğerlerini çıkar deyince aklımda başka bir şey var diyerek Clarion'a döndü. Ancak Clarion'a birisi saldırdı. Hayır diyerek ona baktılar. Saldıran Sinestro. Diana öfkelendi. Bu bir savaş Amazon deyince bu cinayet diyerek Superman karşısına dikildi. Bunu Batman'in kafasını gövdesinden ayırmaya çalışan uzaylı mı söylüyor diye karşılık verdi. Planın bizi buradan çıkarmaya yarayacak mı Konstantin diye sordu. Öldürmezse evet diyerek Konstantin elindeki son kozu kullandı. Bekle dediği an işte buradasın Kryptonlu diyerek Trigon ortaya çıktı. Yaptığın şey için seni yakacağım Kryptonlu deyince ne yaptım ki diye sordu. Trigon onu tuttu. Diana atağa geçti. Konstantin hadi gidelim pelerinle açtı deyince Trigon'u mu çağırdın, neden Superman'e saldırıyor diye sordu. Kızının yerini bildiren bir mesaj gönderdiğini, Etrigan'a cehennemde Superman'in Raven'ı kaçırdığı haberini yaydırdığını söyledi. Trigon Diana'yı fırlattı. Harley ve Shazam şaşkınca baktı. Bu filme bayılıyorum. Unicornlar da olacak mı dedi. Hal Shazam'a Raven'ı bulmasını söyledi. Kızım nerede diye bağırdı. Shazam onu aramaya gitti. Trigon bizim tarafımızdayken saldıralım dediler. Trigon'un sadece kendisinin tarafında olduğunu, Raven'ı onların kaçırdığını öğrenmeden oradan gitmeleri gerektiğini söyledi. Onlar konuşurken Trigon Ares'i paramparça etti. Savaş tanrısını değiştiğini söyledi. Harley ona baktı. Catwoman onu tuttu. Güle güle Unicorn diye seslendi. Superman ve ekibi Trigon'a saldırdı. Halı Kader Kulesi'nin dışına fırlattı. Tam o an Dick oraya geldi, Trigon'u gördüğüne şaşırdı. Dr. Fate ve Konstantin onları çıkarmak için hazırlandı. Fate diğerlerini getireceğini söyledi. Harley giderken Bobo'ya hadi gel maymun deyince onu Clarion'un geri getirdiği için var olduğunu söyledi. O gidince artık var olmayacak. Harley üzüldü ve ona sarıldı. Batman yardımları için teşekkür etti. Tam o an Dick Grayson geldi, Bruce şaşırdı. Batman'in gücüne sahip olduğunu, Jim Corrigan'ın Arkham'da jokerleştirildiğini söyledi. Nasıl mümkün olabilir deyince Dick Joker toksini olmadığını, büyüyle birinin Spectre'ın yerine geçtiğini söyledi. Dr. Fate Cyborg'u aldı, Shazam yetişemedi ve onu çıkardı. Hepsini diğerlerinin olduğu yere getirdi. Ciddi bir problemimiz var John deyince Catwoman neredeyiz diye sordu. Onları House of Mystery'ye getirdiler. Kader Kulesi'nde Supermanler Trigon'a direnmeye çalışıyor. Raven'a zarar vermediğini, onu kurtarmak için burada olduğunu söyledi. Yalan diyerek ikisini de fırlattı. Öfkemi hissedeceksiniz. Seni ve sevdiklerini yok edeceğim diyerek onlara son hamlesini yaptığı an bir şey oldu. Süpermen'imi rahat bırak diyerek Mr. Mixel Piddle'ık ortaya çıktı. House of Mystery. Dr. Fate Kader Kulesi'nde Mr. Mixel'ın Trigon ile savaştığını söyledi. Onun başından beridir Spectre olduğunu anladılar. Oradan galip çıkanın onların peşine düşeceklerini konuştular. Konstantin'in planı ne diye sordu. Batman bilmiyor. Kenara çekil diyerek karşısına dikildi. Süpermen'i yok etmene izin vermem dört göz diyerek saldırdı. Cehennem ateşiyle karşılık verdi. Superman bitkin, Diana onu tuttu. Mr. Mixel'ı gördüğüne şaşırdı. Ateşini buza çeviriyorum Trigon.
Hayır, daha iyi bir fikrim var. Cehennem ateşin artık yok diyerek Süpermenlere rahat olmalarını, bu işin onda olduğunu söyledi. Mr. Mixel'ın pek bir zayıflığı yok. Neden onların yanında savaştığını sorguladılar. Nedenini merak mı ediyorsun sarı adam? Beş boyut ve yüzlerce dünya gezdim. Dikkatimi çeken tek bir kişi var. Onun tavırları eğlencem için onu mükemmel seçim haline getirdi. Onsuz bir evrende yaşamayı hayal bile edemiyorum dedi. Hal şaşırdı. Süpermen benim. Sadece benim dedi an. Trigon yeter diyerek kendini topladı. House of Mystery'de esir tutulanların artık bir işe yaramadıklarını, onlar olduğu sürece Süpermen'in peşlerine düşeceğini konuştular. Onları serbest mi bırakalım deyince Harley onları öldürmeliyiz dedi. Ona baktılar. Tamam, bu pek iyi bir fikir değil diye düzeltti. Trigon o seni kurtaramaz. Kızımın intikamını alacağım deyince saldırıya uğradı. Mr. Mixel onun içinden geçti. Enayi olduğu gibi çirkin ve saf olduğunu da söyledi. İkinizi de yok etmekten keyif alacağım dedi, saldırdı. Aptal iblis dedi, karşılık verdi. Onların karşılaşması Diana ve Clark'ı çarpıttığı esnada Mr. Mixel onlara baktı ve hepsini oradan çıkardı. House of Mystery'nin olduğu yere getirdi. Constantine ve Batman onlara baktı. Onlarla birlikte Trigon'u da oraya getirdi ve onlara saldırdı. Constantine onların işini bitirmeleri gerektiğini söyledi. Bu işte yalnız değiliz demesiyle direniş ekibi saldırıya geçti. Harley, Shazam'ı bana bırakın dedi. Saldırdı. Catwoman Diana'ya yumruk attı. Batman Hal Jordan'ı, Huntress Sinestro'yu, Batwoman Superman'i, Catwoman da Wonder Woman'ı halletti. Bu kadar yeter Clark dediği an, hayır dedi, Batman yumruğu indirdi. Constantine bir sorunları olduğunu söyledi, Swamp Thing ortaya çıktı ve onları yakaladı. Dövüş devam ederken Constantine tamamen pisliğe battıklarından, kimsenin geri adım atmadığından ve herkesin kendini haklı gördüğünden bahsetti. Eski dostu Swamp Thing de buna dahil oldu. O yeşil hapı almalıydım dedi. Superman ve Batman karşı karşıya geldi. Seni incitmek istemiyorum John deyince, emin misin pek öyle görünmüyor diye cevap verdi. Constantine bütün bu Batman Superman saçmalıklarını bırakalım ve yollarımıza gidelim diyerek anlaşma önerdi. Ancak Swamp Thing ona güvenmediğini söyledi. Tamam, istediğim bu mu diyerek numarasını yaptı. Dr. Fate ve Dick olasılıkları değerlendirdi. Swamp Thing onları zorluyor, hapların etkisi geçtiğinde kaybedecekler. Trigon Supermanleri yenerse bu sefer onlara yönelecek, yine kaybedecekler. Constantine Swamp Thing ile ilgileneceğim deyince Dick bir fikri olduğunu söyledi. Wonder Woman ve Catwoman karşı karşıya. Selina hiçbir zaman o ve Superman'in gücünden etkilenmediğini, Bruce ve Oliver'ın yaptıklarının daha etkileyici olduğunu, bu hapı alıp süper güç kazandıktan sonra bunu daha iyi anladığını söyledi. Kılıcını parçaladı. Kalkanla ona karşılık verdi, çok konuştuğunu söyledi. Harley Shazam'a öpücük verdi, Shazam dikildi ve ona saldırdı. Harley sersemledi. Bu sırada Sinestro Batwoman'a saldırdı. Batarangların bana zarar vermez ve çok kötü nişan alıyorsun dediği an ağaç üstüne düştü, Sinestro bayıldı. Rini ile Hulk karşı karşıya. Bu kadar yeter dedi, ona vurdu. Huntress ve Ares karşı karşıya. Dalga mı geçiyorsun dedi, yumruk yedi. Sen bir savaşçısın ama ben savaş tanrısıyım dediği an Batwoman yardıma geldi ve Ares'e yumruk attı. Batman ve Superman'e geri döndük. Kaç hap aldığım fark etmez Bruce. Beni öldürmeden durduramazsın. Ben senin gibi değilim. İnsanlığımı kaybetmedim diyerek onu tuttuğu esnada Shazam geldi ve Batman'e yumruk atıp onu yere serdi. Batwing gözüktü. İçindeki kişi Batman'in soğuk, her zaman en kötüyü düşünen, kimseyi dinlemeyen, her şey planı olan kabus gibi biri olsa da işler kötüye gittiğinde yanınızda olmasını isteyeceğiniz kişi olduğunu söyledi. Shazam Batman'in tepesinde. Poison Ivy Batwing de oraya geldi. Çünkü onu Dick Grayson getirdi. Ivy neredeyim diye şaşırırken Dick Shazam'ın içine girdi. Diana yerde kal Bruce dediği an onu yumruğunu indirdi. Shazam diye bağırdı ve Billy'e dönüştü. Ivy bu tuhaf diyerek yere indi. Neden biri beni buraya getirdi dedi, yanlarına geldi. Bana karşı getirdiler ama bu işe yaramayacak dedi. Huntress Clark yaralı işini bitirelim diyerek Batwoman'la birlikte ona saldırdı. İşim bitti dedikleri an nefes aldığım sürece asla diyerek Diana karşılarına dikildi. Trigon ve Mr. Mixel savaşmaya devam ediyor. Constantine Dick'in Ivy'yi getirmesiyle Swamp Thing sorununu şimdilik çözdüklerini söyledi. Fate ise büyü avantajlarına rağmen Superman'i durdurmanın yolunu göremediğini ve Mr. Mixel'dan endişelendiğini
kendiliğinden bahsetti. Hal diğerlerini buldu. Bruce bendik diyerek onunla konuştu. Ona yaptıklarının kıymetini hiç anlamadığını, yıllarca ondan nefret ettiğini, ancak şu an onca yıl boyunca onu gerçekten koruduğunu ve bir adam haline getirdiğini anladığını, yaşarken ona bir amaç verdiğini, nasıl öldüğünün değil nasıl yaşadığının önemli olduğunu ve bunları ona borçlu olduğunu söyledi. Senin sayende çok fazla hayat kurtardım. Tanıdığım en büyük adam, sahip olduğum en iyi baba oldum. Bana olan bir kazaydı, Damien arkanda bırakma dedi. Teşekkür ederim oğlum diyerek ona sarıldı. Billy'den ayrıldı. Seni seviyorum baba dedi. Batman Billy'yi bayılttı. Diana Batwoman'a saldırdı. Hunter'ı sonlara diz çökmektense ölmeyi tercih edeceklerini söyledi. Batwoman onları zalim olarak adlandırdı, karşılık verdi. Diana sinirlendi. Kementi Hunter'ın boynuna doladı. Bizler tarihin doğru tarafındayız diyerek onu çekti. Hunter'ı öldürdü. Yere düştü. Hayır diyerek ona baktı. Batwoman duraksadı. Katil diyerek ona saldırdı. Diana bunun bir kaza olduğunu söyledi. Trigon Savaşı'na geri döndük. Eğleniyor muyuz dört göz deyince? Oyunlarından sıkıldım. Cehennem ateşinde yan diyerek ona saldırdı ve her yeri yakmaya başladı. Dr. Fate Ivy'nin istemeden buraya getirildiğini, ona benzer bir ruh ile savaşmaya zorlandığını, burada olmaması gerektiğini söyledi. Konstantin daha önemli sorunları olduğunu söyleyerek tutsakların yanına geldi. Hal onlara saldırdı. Onu dışarıdaki büyü hakkında uyardılar. Tam o an bir çarpıklık yaşandı. Hal'ı şu an dışarı ile ilgilenmeleri gerektiği konusunda uyardı. Ivy Swamp Thing'e kim olduğunu bilmediğini ama cehennemin yeşilleri yok etmesine izin vermeyeceğini söyledi. O an çarpıklık yaşandı. Swamp Thing duraksadı ve kendisinin de yeşili korumak için bu olaya dahil olduğunu söyleyince birlik oldular. Batwoman Diana'ya öfkeyle saldırmaya devam etti. Helena için adaleti sağlamam gerek ama senin seviyene inmeyeceğim dediği an onlar da çarpıklığı hissetti. Bu ne diye duraksadı. Batman onların savaşının gerçekliği bozduğunu söyledi. Bu iş daha bitmedi Bruce diyerek Superman geldi. Onu olanları durdurmazlarsa sonlarının geleceği hakkında uyardı. Ancak Superman dinlemedi ve saldırmaya devam etti. Karşılık verdi. Bana güvenmene ihtiyacım yok Clark. Sağduyuna ihtiyacım var. Bu büyü seni de bozuyor. Yumruk attığında çeliğe vurmuş gibi hissetmedim dediği esnada yine çarpıklık yaşadılar. Ortak müdahale etmeleri gerektiğini anladılar. Hal tuhaf hissettiğini söyledi. Fate dışarıdaki savaşın gerçekliğini değiştirdiğini, onun yüzükle bağlantısını koparmaya başladığını söyledi. Sinestro yüzükleri gerçeklikte değişti ve etkisiz. Superman güneşle beslenmiyor, Swamp Thing yeşilden kesildi. Batman ve diğerleri de başka bir varoluşa çekildikleri için fiziksel formlarını kaybetmeye başlıyor. Constantine House of Mystery'nin ve House of Secrets'in dışarıdan daha güvenli olduğunu söyledi. Flash beni bırak, herkesi içeri almak için yeterince Speed Force enerjim var deyince yanlış taraftakiler arasında en azından senin doğru şeyi yapacağını biliyorum diyerek onu bıraktı. Beri koştu, bir bir herkesi aldı ve güvenli eve götürdü. Geri döndü, diğerlerini de almaya başladı ancak Swamp Thing'e dokunduğunda onu tutamadı. Beni bırak dedi, bitkin halde yanlarına gitti onu alamadığını söyledi. Elinden geleni yaptın deyince hayır yeterli değildim diye cevap verdi. Mr. Mixel ve Trigon'un savaşı devam ediyor. O sırada iki evde ne yapacağını düşündü. Superman'i sordu, House of Secrets'te olduklarını söyledi. Flash'ı serbest bırakırken bunu yapacağını düşünemedi. Batwoman Hunter'ı getirdi, Diana'nın bunun kaza olduğunu söylediğini söyledi. Acısıyla kederlendiler. Dr. Fate yas tutmak istediklerini bildiğini ama şu an Mr. Mixel ve Trigon'la ilgilenmelerini söyledi. House of Secrets'te Clark Barry'e teşekkür etti ama afalladı. Raven'ı uyandırmaları gerek. Trigon'u onu durdurabileceğini konuştular. Cyborg her şeyin normal görünmesine rağmen onu birinin uyuttuğunu söyledi. Constantine hiçbirinde dışarı çıkacak güç olmadığını söyleyince ben çıkabilirim diyerek Dick oraya geldi. Bir ihtimal Mr. Mixel'ı kontrol edebileceğini ya da Trigon'u deneyebileceğini söyledi. Mümkün değil dedi. Batman Constantine'e bir şeyler saklıyorsun deyince üzgünüm ama Mr. Mixel'ı hesaba katmamıştım diye cevap verdi. Fate onları Void'a gönderebileceklerini söyledi. Constantine göksel varlıkları ışınlayacak gücümüz yok diye cevap verdi. Batman Shazam'ın yıldırımı ile bu gücü sağlayabilir miyiz diye sorunca Fate yıldırım üzerinde hakimiyeti olduğunu bunu yapabileceğini söyledi. Dışarıdaki savaş iyice kızışmaya başladı. İki taraf da durumun iyi olmadığını konuştu. Dick Billy'yi getirmek için dışarı çıktı. Batman dikkatli ol diye seslendi. Diana daha fazla dayanamadı. Üzgünüm diyerek onu babasına götüreceğini söyledi. Tam o an Dick geldi. Onu görünce şaşırdılar. Onlara planları olduğunu ve Billy'yi
Lily'yi alması gerektiğini söyledi. Hazır mısın diye sordu. Fate daha fazla bekleyemem diyerek dışarı çıktı. Billy zamanı gelmeden kelimeyi söylememesi konusunda uyardı. Korktuğunu söyledi. Damien onu görünce şok oldu. Konstantin Fate'in dışarıdakiler tarafından tüm sihrine emildiği konusunda haklı olduğunu düşünüyor musun diye sorunca ''Büyücü olan sen değil misin? Neden bunu sordun?'' diye şaşırdı. ''Bir sebebi yok.'' diye cevap verdi. Tam o an Raven gözlerini açtı. Billy ona yaklaştıkça endişelendi. Her şeyi batıracağını düşündü. Fate yürümeye devam etmesini söyledi. Konstantin ''Hepimiz ölmeden ilerle'' diye bağırdı. Batman çocuğun korktuğunu söyledi. ''Ben de öyle'' diye cevap verdi. Fate ona doğru ilerledi. Diana elinden gelenin en iyisini yapıyor dediği an ''En iyisini mi?'' diyerek Raven toparlandı. Babasına baktı. ''Neler oluyor?'' diye sordu. Billy canının yandığını söyledi. ''Neredeyse zamanı geldi'' diye cevap verdi. Raven'a Mr. Mixel ve Trigon'un savaştığını söylediler. Hemen oraya uçtu. Billy ''Yapamam'' deyince ''Zamanı geldi'' dedi. Konstantin izledi. Trigon kızı baktı. ''Şimdi Billy'' dedi. ''Şazam'' diye bağırdı. Doktor Fate gelen gücü Trigon ve Mr. Mixel'a yöneltti. Onları Void'a sürükledi. Raven ''Baba'' dediği an büyük bir patlama yaşandı. Shazam ve Raven gözüktü. Herkes ne olduğunu anlamadan bayıldı. Alaska. Neler oldu diyerek Batman gözlerini açtı. Plan işe yaradı ama Fate'e ne olduğunu bilmiyorlar. Onları Void'a gönderdiler ve geri gelmeyecekler. Batman'in sığınaklarından birindeler. Konstantin nerede diye sordu. Hall of Justice, Superman hepsinden özür diledi. Yanlış seçim yaptığını ve bu olayı Bruce'la kişiselleştirdiğini söyledi. Ona odaklanmasaydı Mr. Mixel ve Trigon'un geldiğini görebileceğinden bahsetti. Bruce'tan öğrendikleri bir şey varsa o da her zaman bir yolu olduğunu, bu mücadeleyi tamamen onlara karşı vermemeleri gerektiğini söyledi. Diana savaşsız bir dünya için kan döküyoruz ve ölüyoruz dedi. Haklısın, bunun için mücadele ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim diye cevap verdi ve oradan ayrıldı. Uzaya uçtu ve dünyaya baktı. Diana yanına geldi. Yanıldığını ve bazen hayal kurmanın sakıncası olmadığını söyledi. Sen iyi bir dostsun Diana diyerek onun elini tuttu. Konstantin ve Rose gözüktü. Kızı için her şeyi yapacağını söyledi. Batman sinirli bir şekilde oraya geldi. ''Nereye gidiyorsun? Başından beridir bizi oyuna getirdin değil mi?'' deyince babanın bunu haftalar önce çözdüğünü söyledi. Konstantin Batman ve Superman'in kıçlarına tekmeyi hak ettiğini düşünüyor. Kızının annesinin intikamını aldı ve kendisine tehdit olan Trigon'u ortadan kaldırdı. Başından beridir planı buydu. Şimdi kızıyla gitmesi gerektiğini söyledi. ''Nereye?'' deyince ''Ben bir kahraman değilim. Batman sadece kızına bakması gereken bir babayım diye cevap verdi. Lanet olsun John. Süpermen'i görünce bana bir iyilik yap ve kıçına tekmeyi bas diyerek oradan ayrıldı. Batman Rose'un çizdiği resme baktı. Bu bölümle Injustice'ın 3. yılını da tamamlamış olduk. Buranın hemen devamında şu videoda anlattıklarım yaşanıyor. İzlememiş olanlar da izleyenler de hatırlamak için hemen buradan gidip o videoyu izlesin. Açıklamaya, önerilenlere, kartlara her yere videonun linkini bırakıyorum. Çünkü bundan sonra yayınlayacağım bölümde orada olanların devamını anlatacağım. Ve orada bahsetmediğim konulara değineceğim. Bu konuda okeysek tekrar hatırlatayım, videoyu hype'lamayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Injustice oynatma listesinden bu serinin önceki bölümlerine ulaşabilirsiniz. Onları izlediniz ve yetmedi mi kesinlikle Dark Multiverse serisine bakmanızı öneririm. Oynatma listesinden ona da ulaşabilirsiniz. Injustice'ın sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.